Herkese merhaba. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu 5. sınıf matematik ders kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Kesirleri sıralama konusundayız arkadaşlar. Dersime başlıyorum. Bir tepsi börek 12 eş dilime ayrılmıştır. Dilimlerden ikisi bir tabağa, üçü başka bir tabağa konulmuştur. Tabaklardaki börek miktarını gösteren kesirleri ve bu kesirlerden hangisinin büyük olduğunu söyleyiniz. Arkadaşlar şimdi 12 eş parçaya ayırırsak bir parçası 1 bölü 12 büyüklüğünde olur. Tabaklardan birine 2 tane koymuşum. Yani 2 tane 1 bölü 12. Kaç yaptı? 2 bölü 12 yaptı. Geliyorum altına. 2 bölü 12 yazdım. Şimdi diğer tabağa geliyorum. 3 tane koymuşuz. 1 bölü 12 artı 1 bölü 12 artı 1 bölü 12. Burası kaç yaptı? 3 bölü 12 yaptı. Yani bu tabaktaki börek miktarı da böreğin tamamının 12'de 3'üymüş arkadaşlar. Bakın paydalar eşit. Karşılaştırma yaparken paylara bakacağım. Payı büyük olan daha büyüktür arkadaşlar. 3 daha büyük olduğu için diyorum ki 3 bölü 12 büyüktür 2 bölü 12. Dolayısıyla sağ taraftaki tabakta daha çok börek vardır. Araç gereçler kesir takımıymış. Kesir takımındaki parçalarla 3 bölü 8, 2 bölü 8 ve 5 bölü 8 kesirlerini modelleyiniz demiş. Modellerin büyüklüklerinden yararlanarak 3 bölü 8, 2 bölü 8 ve 5 bölü 8 kesirlerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız demiş arkadaşlar. Yaptığınız sıralamaya göre paydalara eşit olan kesirleri sıralarken izlenmesi gereken yolu açıklayınız. Arkadaşlar ben bunu tek tek çizmeyeceğim. Buraya izlenmesi gereken yolu yazıyorum. Paydalara eşit olan kesirler sıralanırken eşit olan kesirler sıralanırken paya bakılır. Ve payı büyük olan daha büyüktür. Şimdi arkadaşlar, diyoruz ki paydalara eşit olan kesirler sıralanırken paya bakılır. Payı büyük olan daha büyüktür. Bakın hepsinin payı eşit. Hepsinin payı 8. Geliyorum. Paydası eşit. Hepsinin paydası 8. Düzeltelim. Geliyorum paya bakıyorum arkadaşlar. Büyükten küçüğe doğru sıralamamı istediği için diyorum ki 5 bölü 8 en büyüktür. Sonra 3 bölü 8 ve son olarak 2 bölü 8. Bu şekilde arkadaşlar bir sıralama gelir. Öğrendiklerinizi uygulayınız diyor. Aşağıdaki bütünlerin boyalı kısımlarına gösteren kesirleri yazınız. Yazdığınız kesirlerin arasında büyüktür, küçüktür sembollerinden uygun olanını kullanınız demiş. Arkadaşlar burası bize 2 bölü 5 kesrini gösteriyor. Burası ise 3 bölü 5. 2 bölü 5, 3 bölü 5'ten küçüktür. Buraya geldim. Burası 5 bölü 8'dir. Burası ise 3 bölü 8'dir. 5 bölü 8, 3 bölü 8'den büyüktür. Devam ediyorum. Burası arkadaşlar 4 bölü 8'dir. Burası ise 5 bölü 8'dir. 4 bölü 8, 5 bölü 8'den küçüktür. Ç'ye geldim arkadaşlar. Burası 7 bölü 15'tir. Burası ise 6 bölü 15'tir. Bakın paydaları eşit. Dolayısıyla 7 bölü 15 daha büyüktür diyorum. Sayfamı temizleyip aşağıya iniyorum. Bakın burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parçaya bölünüp 3 tanesi alınmış. Yani 3 bölü 7. Buraya geldim. 1, 2, 3, 4. Burası 4 parçaya bölünmüş ve 3 tanesi alınmış. Arkadaşlar şimdi burada 2 tane yöntem var.
Birincisi, paylara eşit olduğu için paydası küçük olan daha büyüktür diyebilirim, ya da tam tersi, paydası büyük olan daha küçüktür diyebilirim arkadaşlar. Ya da paydaları eşitleyebilirim. Peki ben paydaları nerede eşitlerim? Burayı 4 ile genişletirim, burayı 7 ile. Burayı 4 ile genişlettiğim zaman 12 bölü 28 yaptı. Burayı 7 ile genişlettiğim zaman 21 bölü 28 yaptı. 12 bölü 28, 21 bölü 28'den küçük geldi. Ya da arkadaşlar, paylar eşit olduğu için az önce söylediğimiz kurala bakacağız. Paylar eşit olduğu için paydası büyük olan daha küçük olmuş oldu. Buraya geldim. Burası arkadaşlar 15 eş parçaya ayrılıp 12 tanesi alınmış. Yani 12 bölü 15. Buraya geldim. Burası 20 eş parçaya ayrılıp 12 tanesi alınmış. Yani 12 bölü 20. Bakın, paylar eşit olduğu için paydası küçük olan daha büyüktür diyorum ve araya büyüktür işaretimi koyuyorum. Aşağıdaki kesirler arasında eşittir, büyüktür, küçüktür sembollerinden uygun olanını yazınız. Arkadaşlar, 17 bölü 25, 9 bölü 25. Paydalar eşit, payı büyük olan daha büyük oluyor. 17 9'dan büyük olduğu için 17 bölü 25 büyüktür, 9 bölü 25. 3 bölü 14, 11 bölü 14. Bakın arkadaşlar, ikisinin de paydası eşit. 3, 11'den daha küçük olduğu için 3 bölü 14 küçüktür, 11 bölü 14 diyorum. 5 bölü 12, 5 bölü 36. Arkadaşlar bakın, paylar eşit. Paydası küçük olan daha büyük olacak. Yani 5 bölü 12 büyüktür, 5 bölü 36 olarak gelmiş oldu. Aşağıdaki kesirleri sembol kullanarak büyükten küçüğe doğru sıralayınız demiş. 3 bölü 7, 1 bölü 7, 5 bölü 7. Paydalar eşit. Dolayısıyla direkt paylara bakarak büyükten küçüğe doğru sıralayabilirim. Yani 5 bölü 7 büyüktür, 3 bölü 7 büyüktür, 1 bölü 7. Devam ediyorum, B'ye geçtim. 15 bölü 32, 23 bölü 32, 5 bölü 32. Bakın, paydalar eşit. Dolayısıyla paylar arasında direkt karşılaştırma yapacağım. 23 bölü 32 büyüktür, 15 bölü 32 büyüktür, 5 bölü 32 olarak geldi. Devam ediyorum. 4 bölü 5, 4 bölü 15, 4 bölü 30. Bakın, payları arkadaşlar eşit olmuş oldu. Dolayısıyla paydası küçük olan daha büyük olacak. Yani 4 bölü 5 büyüktür, 4 bölü 15 büyüktür, 4 bölü 30 olarak geldi. Son şıkkıma geçtim. 29 bölü 45, 5 bölü 45, 38 bölü 45. Paydalar eşit, payı büyük olan daha büyük oluyor. 38 bölü 45 büyüktür. 29 bölü 45 büyüktür. 5 bölü 45 olarak geldi. Büyükten küçüğe doğru sıraladığımda arkadaşlar böyle bir sıralama karşıma çıkar. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.